Bir gün mutlaka Mars'a gideceğiz. Medeniyet kurabilir miyiz ayrı bir konu ancak, ufak ufak, bu çalışmaların filizlendiğini görmek mümkün. Bir gün gitme ve yaşama hayalleri kurduğumuz, bu kızıl gezegen hakkında neler biliyoruz? Her geçen gün, hakkında yeni şeyler öğrendiğimiz kızıl gezegen Mars hakkında, öne çıkan ilginç bilgilere bakalım. Ve her gün adını duyduğumuz bu gezegeni, biraz daha yakından tanımaya çalışalım. İnsanlık, başını kaldırıp da gökyüzüne bakmaya başladığından beri, ilk hedefi her zaman dünyamızın uydusu Ay olmuştur. Ay'a gideli epey oluyor, artık sırada Mars var. Son yıllarda hem devlet kuruluşlarının hem de özel şirketlerin Mars hakkında yaptıkları çalışmalar, bu kızıl gezegen hakkındaki bilgilerimizi arttırıyor. Hatta Mars hakkında bilgi edinmekte kalmıyor, bir gün orada bir medeniyet kurmayı bile planlıyoruz. Mars Güneş sistemindeki ikinci en küçük gezegendir. Ve Güneş'e en yakın dördüncü gezegendir. Kızıl gezegen olarak adlandırılmasının sebebi, yüksek oranda demir, oksit içermesidir. Bu durum, Mars'ın kızılımsı bir renkte görünmesini sağlar. Sadece iki tane uydusu bulunmaktadır. İsimleri Phobos ve Deimos'tur. Bu uydular küçük ve düzensiz bir şekildedir. Mars çekirdeğinin bileşimi henüz bilim adamları tarafından bilinmemektedir. Keşif çalışmaları devam etmektedir. Gezegen çekirdeğinin katı, sıvı veya iki farklı katmandan oluştuğu bilgisi kesin değildir. Fakat Mars çekirdeğinin maksimum basıncı, Dünya atmosferinin deniz seviyesindeki basıncının 400 bin katı olabilir. Mars 40 yılı aşkın süredir araştırılıyor. Çünkü bu gezegen, insan varlığı için elverişli bir yer olarak görülüyor. Gezegendeki su işaretleri, bu kırmızı gezegende insan yaşamının var olabileceği inancını güçlendiriyor. Mariner 4, 1965 yılında Mars'a ulaşan ilk uzay aracıdır. Uzay gemisinin Mars'a ulaşması 228 gün sürmüştür. Mars'taki yer çekimi, yeryüzündeki yerkürenin ağırlık yüzdesinin sadece %38'i kadardır. Bu yüzden, Dünya'da 100 kilo ağırlığındaysanız, Mars'ta sadece 38 kilo ağırlığında olacaksınız. Dünyadan çıplak gözle görülebilen Mars, ismini Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'tan alır. Kızıl gezegenin yüzeyinde hem Ay'daki gibi dev meteor kraterleri, hem de Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgeleri vardır. Kendi eksenindeki turunu 24.6 saatte, yörüngedeki turunu 687 günde tamamlar. Yüzey sıcaklığı ise -143 derece ile 35 derece arasında değişir. Mars'ın yüzeyinde bolca sıvı halde su olduğunu gösteren belirgin kanıtlar vardır. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA, Mars'ın atmosferinde su molekülleri olduğuna ve kayaların içinde su bulunduğuna dair açıklamalar yapmıştır.
Mars araştırmaları. Mars'a gönderilen uzay araçları, Dünya'ya olan benzerliğiyle her zaman ilgimizi çeken Mars gezegeni hakkında bilgiler göndermeye devam ediyor. Mars, robot keşif araçlarıyla incelenen tek gezegen olmasının yanı sıra, Dünya'dan sonra yüzeyi hakkında en çok bilgiye sahip olunan gezegendir. Mars'ın yüzeyinde şu anda, NASA'nın 26 Kasım 2011'de Mars'a gönderdiği ve 6 Ağustos 2012'den beri görev yapan Curiosity, 5 Mayıs 2018'de Mars'a gönderdiği ve 26 Kasım 2018'den beri görev yapan InSight, 30 Temmuz 2020'de Mars'a gönderdi. Ve 18 Şubat 2021'den beri görev yapan Perseverance uzay araçları bulunuyor. Ayrıca Çin Uzay Ajansı'nın 23 Temmuz 2020'de Mars'a gönderdiği ve 14 Mayıs 2021'de görevine başlayan Zhurong adlı uzay aracı da Mars'ın yüzeyindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bilim adamlarına göre, insanoğlundan çok önceleri, burada bir şekilde hayat vardı. Ve tıpkı dinozorlar gibi, meteorlar yüzünden gezegen iflas etti. NASA'nın paylaştığı fotoğraflarda, bunu doğrular gibi. Belki de, kızıl toprağın altında, insanlık tarihini değiştirecek şeyler yatıyor.